Ege'nin Dünya'ya Açılan Penceresi TV'den ekranlarından Baş Başa programından merhaba. Konuğum Aydın Baro Başkanı, avukat Anıl Yetişkin'le beraberiz. Hoş geldiniz Sayın Başkan. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhabalar. Yeniden beraber olmak ne güzel. Burada stüdyoda. Evet. Daha önce ilk kez yapıyoruz bunu ama daha önce başka bir program için gelmiştim. Siz gelmiştiniz. Benim Baş Başa'ya ilk kez geliyorsunuz. Evet, ilk kez geliyorum. TV'den de daha önce gelmişliğiniz var. Siz tabii birkaç yıl oldu Baro Başkanlığına başladın. 2021 Aralık ayından beri Aydın Baro Başkanı. Şey derler ya, hani 40 yılda bir çıraç olduk, ay akşamdan doğdu. Siz Baro Başkanı oldunuz ama böyle bir pandemi falan vardı. Pandemi sonrasıydı, sonrasıydı tabii. Ama böyle bir... Biz de bir başka süreçler geçirdik. Malumunuz işte Barolar Birliği'nde bir değişim oldu. O değişimde Gökhan Bey, önceki dönem Baro Başkanımız yer aldı. Yeni yönetim kurulunda yer aldı. Onun istifasıyla ben geçtim. Biraz karışık bir süreç yaşadık. Evet. Sonra seçim oldu. Her şey duruldu. Rutinine bindi artık. Evet. Baroları, barolarda yaşanan süreçleri konuşacağız Sayın Başkan. Hı hı. Ben izleyicilerimiz, ilk kez izleyenler Anıl Yetişkin'i daha yakından tanısın isterim. Olur. Kimdir Anıl Yetişkin? 1974 Aydın doğumluyum. Memur, anne babanın çocuğuyum. Evet. Bir kız kardeşim var. 25 yıllık eşim Yeşim Hanım'la beraber büromuz var. O da avukat. 25 yıllık, evet, avukat. İki kızımız var. Kız kardeşiniz de mi avukat? Yok, kız kardeşim bankada çalışıyor. Evet. Bir bankın şubesinde çalışıyor. Bir yeğenimiz var. Anne baba memur. Aydınlıyım, doğma büyüme. Köprülü Mahallesi ve Kapalı Spor Salonu etrafında geçen bir çocukluk döneminin ardından ilkokul 4. sınıfta karar verdiğim avukatlık mesleğine hiç hedeften sapmadan diyeyim, direktman ulaştım. Yeşim Hanım'la da 1999'daki büroyu beraber açtık, nişanlandık. Ondan sonra evlendik, iki kızımız var. Birisi üniversite 3. sınıfta okuyor, 9 Eylül Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği. Küçük kızım da lise 1'e başladı bu sene. Onlarla devam ediyoruz. Evet. Eşimle beraber büromuzda devam ediyoruz. Tabii Aydın'ın yerlisisiniz. Evet. Köprülü Spor vardı bir zamanlar. Evet, hatırlıyorum, biliyorum. Bıçakçı Yavuz abi falan başkanlığını yapardı. Evet. Benim Yavuz Bey ve kardeşi vardı galiba, değil mi? Evet. Fatih Talay mıydı? Yavuz olabilir, Talay, doğrudur. Evet. O Köprü Spor'un kulüp başkanını yapardı. Bizim Atilla abimiz, Atilla Karpınar da onun yönetimindeydi falan filan. Benim mesleğe yeni başladığım yıllarda Köprülü Mahallesi, o Köprülü Spor'la birlikte böyle çok bilinen, tanınan bir bölgeydi Aydın'da. Evet. Aydın'ın marka yerleşkelerinden birinde büyümüşsünüz. Tabii Aydın'ın en eski yerleşim alanlarından bir tanesi. Hemen adliye civarı, adliyenin karşısındaki sokaklardan başlıyor. Sanırım onun bir şeyi oldu, kaldı. Konuyla alakası yok ama eski yeni caminin adı neden eski yeni biliyor musunuz oradaki? Yeniymiş o, aslında yenilenmiş, ondan dolayı olduğunu biliyorum ben sadece. Evet. Yani eski bir cami ama yenilendiği için öyle bir isim konmuş. Çok ilginç değil mi? Değil mi? Eski yeni. Eski yeni cami. Bizim adliyemizdeki şu anda kullandığımız tarafın yeni bina olarak adlandırılıyor olması gibi sanırım. Evet. Hala yeni bina diyoruz biz ona. 30-40 yıllık binaya yeni bina diyoruz. Çok güzel. Sayın Başkan, tabii baro ne iş yapar? Yani baroya kimler üye olur? Üyelerine ne gibi, üyelerine karşı ne gibi görevleri, ne gibi sorumlulukları vardır? Üyelerin baroya karşı sorumlulukları nelerdir? Yaptırım gücü var mı? İşte ne bileyim, baro nedir? Şöyle söyleyeyim, baro, ben kendi açımdan ve bakış açımla söyleyeyim bunu. Baro Türkiye'nin en büyük güçlerinden bir tanesi. Avukatların hukuk fakültesini bitirdikten sonra staj yapma imkanını sağlayan, birincisi, bir baroya bağlı olarak yapmak zorundasınız. Ve bu stajın sonunda da büronuzu kurduğunuz yerdeki baroya kayıt olmak zorundasınız. 3 aylık sürede de büro edinme zorunluluğunuz var. Baro avukatların kendi içlerindeki, yani avukatların kendi aralarındaki ve vatandaşla olan diyaloglarını düzenleyen ve kuran kuruluş olarak geçer kanunda. Biz bir aslında kamu kurumunun niteliğindeyiz ama serbest meslek kuruluşuyuz. Çok ayrık bir düzenlemesi var. Anayasal bir kuruluşuz, onu da söylemek gereği duyuyorum. Zira diğer oda ve kurumlarla farkımız bu. Anayasal bir kuruluşuz biz. Barolar bu sebeple hem avukatların hem de vatandaşın avukatlarla olan ilişkilerini düzenleyen bir kuruluş. Evet. Bir üst makam değiliz. Avukatların bir üstü değiliz. Disiplin yönünden
üstü gibi gözükebilir sadece. Disiplin yönetmeliğimizi bu şekilde kuruyoruz. Bir nevi avukatlarla devlet arasında yani evet. akreditasyon görevi görüyorsunuz. Hı hı, aynen. Değil mi? Kamu kurumuyuz biz. Evet. Siz, yani siz şey de atıyorsunuz mesela. Hani kendi avukatı olmayan kişilere avukat falan da atıyorsunuz galiba. Bu evet adli yardım hizmetimiz var bizim. Ekonomik olarak belli değerlerin altında kalan vatandaşlarımıza biz devletin sunduğu imkanları onlara sunuyoruz. Avukat temin ediyoruz kendisine. Bu hukuk davalarında adli yardım kurulu olarak geçiyor. Ceza dosyalarında ise mahkemelerden talepte bulunmanız halinde size mahkemeden bir atama talebi bize geliyor. Biz o atamayı yapıyoruz. Evet. Otomatik bir sistemimiz var bizim orada. Evet. Mahkemede ceza soruşturmasında zorunlu müdafilik dediğimiz bir sistem var. 5 yıldan yukarıda bir ceza öngörülen bir suçla suçlanıyorsanız, itham ediliyorsanız ya da 18 yaşından küçük çocuklar için özellikle sağır, dilsiz ve engelliler için özel bir sistem var. Orada bir şifreli giriş yaptığınız dakikada hemen otomatik avukat ataması yapıyoruz. O kadar. Evet. Evet. Yani bunu da yönetiyoruz. Bir saat içinde de avukatımız o görevinin başına gidiyor. Bir evet. saatlik bir süreçte. Evet. Vallahi iyi bir meslek kuruluşu. Ben bir de böyle seçimleriniz falan filan çok hararetli geçiyor. Hı hı. Tabii böyle kendini ifade edebilen bir kitle. Yani her bir üyesi başkanlığa namzet bir yapı aslında. Elbette. Şimdi şeyde böyle değil. Birçok yapıda böyle değil. Hani öne çıkmanız lazım ne bileyim. İşte biraz böyle entelektüel birikim olması lazım ne bileyim başka başka şeyler ama bizde zaten hepsi hazır onlar. Hepsi var. Düşünseniz ben baronun her bir üyesi baro başkanı olmaya evet, haiz namzettir. Böyle namzet ve o yüzden de seçimleriniz falan çok böyle hararetli güzel geçiyor, geçiyor, keyifli çetin geçiyor, geçiyor falan. Şey de diyalog da güzel. Nasıl başardınız baroda başkan olabilmeyi? Şimdi şöyle söyleyeyim. Baroda başkan olmayı başarmak demeyeyim de avukat meslektaşlarımızın teveccühü evet. olarak söyleyeyim. Zira ben 2010 yılında ilk kez yönetim kurulu üyesi olarak görev aldım bir seçim evet. sonucunda. O dönemki baro başkanımız avukat Sümer Germen'le beraber çalıştım iki dönem. Ondan sonraki süreçte de Gökhan Bozkurt aday olmuştu, avukat Gökhan Bozkurt. Onunla da çalışmaya devam ettim. Yani benim 14 senelik bir baro geçmişim var zaten. Evet. Baroda da 4 dönem genel sekreterlik görevi üstlendim. Baronun iç yapısını, işleyişini ve vatandaşla ilişkilerini düzenleyen bir kurum aslında genel sekreterlik. Evet. Demek ki orada insanlara güzel dokunuşlarda bulunmuşum ki aday olduğumda da teveccüh gösterdi sağ olsun meslektaşlar. Önce siz yönetim içinden başkan evet, oldunuz. Gökhan Başkan'ı istifa edince sonra genel kurulda. Aynen genel kurulda da yeniden aday olarak seçime gittik. Sağ olsunlar teveccüh gösterdiler. Evet. Şimdi avukat meslektaşlarınız bizi izliyorsa hadi bizim dertlerimizi konuşun diyorlardır diye düşünüyorum ben. Avukatların evet. derdi var mı? Yani milletin derdine çözüm arayan, milletin işte sıkıntısını çözmekle meşgul olan avukatların kendi durumu nedir? Şimdi şöyle söyleyeyim. Avukatlık mesleği çok kutsal bir meslek. Sizin hakkınızı, herhangi bir vatandaşımızın hakkını adliye koridorlarına biz hukuki dille taşıyoruz. Bu hukuki dili taşırken birçok zorlukla karşılaşıyoruz. Bunun en büyük zorluklardan bir tanesi adliye koridorlarına onu anlatabilmek. Evet. Bu bizim cübbelerimiz sihirli falan değil, çalışmayla ve devamlı okumayla, devamlı takip etmeyle gerçekleşen bir meslek. Birinci zorluğu bu. İkinci zorluğu ekonomik kriz her kesimi vurduğu gibi bizi de vurdu. Zira hak arama özgürlüğü kavramını maalesef ki ekonomik sebeplerle ertelemek zorunda kalıyor vatandaşlar. Biz buna da karşı tarifelerimizde de yenilik yapıldı. Belki evet, evet, konuşalım siz de takip etmişsinizdir. Evet. Boşanmanın maliyeti diye haberler oldu. Yani. Doğrudur. Ancak evet. şöyle bir şey var. Şunu söylemekte fayda görüyorum. Hukuk fakülteleri Türkiye'de 87 tane hukuk fakültesi var şu dakikada. Bilfiil öğrenci alan. Özel okullar da var bunun yanında. Yurt dışından da hukuk fakültesi bitirerek Türkiye'de denklik almak suretiyle de aynı hakları kullanma yetkisi var. Bu da sayımızı korkunç bir şekilde çoğalttı.
son özellikle 10 yıllık avukatlık sayısına, avukat sayısına baktığınızda Türkiye'de neredeyse %100 arttık. Aslında doğru politikalarla doğru işlemler yapılabilir. Demek ki ilkokul 4. sınıfta avukat olma hayali kuran çok sayıda insan var bu ülkede. olabilir ama ben hayalim ve nasıl söylenir tek arzumdu avukat evet. olmak. Başka hiçbir yöne de gitmedim. Meslek olarak da görmedim ben bunu. Hiç hala daha öyle görmüyorum birçok kesimde. Evet, para kazanıyorum. Doğrudur. Haklı bir sebep oluşturuyor. Ancak ben bunu bir ideal olarak yapıyorum. Avukatlık benim için bir idealdi. Evet. Hukukta çalışmak, insanların hakkını, hukukunu kollamak üzere bir görev almak benim kendi idealimdi. O sebeple söylüyorum. Meslek olarak bakarsanız bana böyle bir sıkça sorular geliyor. Benim işte çocuğum üniversiteyi kazandı, hukuk yazsın mı? İdeali ise yazsın. Yoksa çok kolay değil. Hayatınızın... Değil mi? İlk 5-10 yıl falan çok sıkıntılı tabii, oluyor avukatların. Genelde hayatınızın 3'te 2'sini geçireceğiniz bir meslekle bizim 24 saatimiz hukukla geçiyor. Birçoğunuzun hiç aklına gelmeyen olayları biz bizzat yaşıyoruz. Yani bu kadar da olur mu dediğinizi ya bizim örneğimiz var diyoruz zaten. Böyle bir şey yaşandı. Evet. Yani halk arasındaki o dedikodu geçen olayları biz bizzat adliyenin içerisinde görüyoruz ve yaşıyoruz zaten. Evet. O sebeple avukatlık mesleği çok hem kutsal bir meslek, sorunları çok yükseldi son zamanlarda. Ekonomik yönden de büyük bir sıkıntı, darboğazın içerisine giriyor. Zira doğru politikalar uygulanmadığını düşünüyoruz biz. Çözüm önerisi var mı? Çözüm tabii ki. Üniversitelerin 2024 yılında hukuk mesleklerine giriş sınavı yapılacak. İnşallah herhangi bir aksilik olmazsa. Bu sınavları da çok önemsiyoruz. Zira mesleğe girişte bir senelik bir stajla direktman avukat oluyorsunuz. Biz baro olarak hem staj eğitimimizi hem de mülakatımızı düzgün bir şekilde ve mesleğin vakarına uygun bir şekilde yapmaya gayret eden bir baroyuz. Ancak takdir edersiniz ki Ankara Barosu'nun şu anda 3000 küsur stajyeri var. İstanbul Barosu'nun 7000 stajyeri var. Her sene 17.000 ile 20.000 arasında yeni avukat katılıyor aramıza. Bu da çok sayıyı çok fazla arttırıyor. Bu sayının hızla azaltılması gerektiğini düşünüyorum. Üniversiteye giriş aşamasından itibaren. Evet, zaten bildiğim kadarıyla açık öğretimde adalet okuyanlar yatay geçişle avukatlığa geçebiliyorlardı. Şimdi geçemiyorlar galiba. Onu engellemeye çalışıyoruz. Yani kolaylaştırmaktan ziyade zorlaştırmanız gerekiyor bazı şeyleri. Çünkü hukuk öyle basitçe algılanacak bir nosyon değil, bir görev değil. Özellikle avukatlık. Avukatlık için o nosyonu, o ideali, o sevgiyi taşımanız gerekiyor. Evet. Yoksa bir meslek mesleğin ötesine geçmiyor ideali evet. olmadan. Bir kişi kendi dilekçe yazıp verebiliyorken ya da ne bileyim çıkıp kendini ifade edebiliyorken neden bir avukat olsun? Çok net bir örnekleme söyleyeyim size. Geçen hafta içerisinde bir adli yardım kuruluna bir başvurumuz oldu. Bir vatandaşımız kendisi bir arzu elçiye yazdırarak dilekçesini, davasını açmış. Sonra adli yardım kurulumuzdan haberdar olmuş. Avukat istiyorum dedi. Biz hemen dosyasını baktık. Davayı açtığını da söyledi, bildirdi. Dava esnasında artık ön incelemeye kadar gelmiş dosyası. Hemen inceledik, baktık ki tanık beyanına dayanmamış, delillerini sunmamış. Süresi içerisinde cevap dilekçesini vermemiş. Hı hı. Ve bunların hepsi hak kaybına yol açtı. Usulden dolayı o davası reddolacak. Yani kaybedecek o davayı. Ki çok haklı bir dava olmasına rağmen. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani özellikle son HMK, Hukuk Muhakemeleri Kanunu yürürlüğe girdikten sonra çok önemli detaylar getirdi kanun. Dedi ki işte süre, 2 haftalık cevap süresi içerisinde cevap vermediğiniz takdirde artık o davayla ilgili hiçbir şey yapamıyorsunuz. Karşı tarafın yani delilleriyle bağlı kalıyorsunuz. Evet, madem böyle bir sürecin içerisindesin sana sorumluluk... Tabii ki aynen. Yani biz şöyle söyleyeyim, avukat olmadığı takdirde usulü kaybedeceksiniz bir kere. Evet. Bir de anlatma, bizim mahkemelerimizde
yanlış bilinen olarak söylüyorum bunu. Biz dizilerde falan avukatların işte çıkıp tek tek anlattıklarını, işte savunmalarını sunduklarını ve şeyleri Sayın Yargıç gibi ya da Amerikan vari bir jüri ortamında evet. avukatın jüriyi ikna etmeye çalıştığını falan düşünüyoruz. Oysa ki öyle değil. Bizim özellikle hukuk mahkemelerindeki yargılamamız basit ve yazılı yargılama. Bu sebeple yazılı yapmadığınız hiçbir şey, daha doğrusu yazılı yapmadığınız her şey havada kalıyor. Hiçbir anlamı yok. Evet. Eğer o tutanağa geçmediyse sizin beyanlarınız, isterseniz 5 saat konuşun mahkemede. Tabii, tabii. Bir anlamı yok ki. Tabii, tabii. Bazen anlaşılmaz da oluyor duruşmalarda. İşte bakıyorsun hakim zabıt katibine bir şeyler yazdırıyor. Hı-hı. Duymuyorsun bile ne yazdırdığını. Sonra diyor ki bir şey diyor musun? Savunma falan. Bakıyorsun pat diye bitmiş duruşma. Tamam mı? İşte orada avukat oluyor. Evet. Avukat olursa orada takip de edebiliyor. Ya evet. da sizin tüm yazılı olarak bildirdiğiniz tüm savunmalar oraya giriyor. Ve üst mahkeme incelemelerinde o yazıya bakıyorlar. Siz bir daha oralara gitmiyorsunuz. Evet. Şimdi anladım. Ben avukatlara baktığımda, gözlemlediğimde şöyle bir şey görüyorum. Avukatların belli yaş üstüsü gayet iyi yaşıyorlar. Ekonomik yönden. Ekonomik yönden. İşte altlarında güzel arabalar oluyor, evleri oluyor, yaşam kaliteleri yüksek oluyor. Fakat genç avukatlarda durum öyle değil. Sebebi nedir? Bu genç avukatların durumunu, hani elbette direkt muhteşem olunmuyor, bir yerden başlamak lazım Tabii. ama hani böyle biraz iyileştirmek için neler yapılabilir? İlk 99'da büroyu açtığımızda eşimle beraber biz her gün bir gazeteyi alıyorduk, herkesin malumu. Reklam olmasın diye ismini söylemiyorum sadece. Evet. O gazete her gün bulmaca ekip veriyordu. Hatta iki tane alıyorduk. Sebebi şuydu. Tabii ki yeni başladığınız bir meslekte o size bir iş yağmasını, iş gelmesini çok fazla beklememek gerekiyor. Kendinizin de çabası lazım mutlaka. Genç meslektaşlarımın şöyle bir sıkıntısı var ama şu dakika itibariyle çok ihtiyaç var mı ona da bakmak lazım. Yani eczane bile rastgele açamıyorsun evet, yani. Evet, aynen. Şu anda kotalı artık evet. eczane açmak. Notere açılması kotalı. Ondan dolayı çok meslektaşımızın ekonomik yönden kötü pozisyona düştüğünü görmeye başladık. Bu da beni çok üzüyor meslek açısından. Çünkü ekonomisi iyi olmayan bir avukatın hayatla, hukukla savaşması, hukukta adaleti araması çok kolay olmaz diye düşünüyorum. Evet. Belli bir yaşın üstündeki avukat meslektaşlarım için söylediğinizi söylüyorum. Ben 25 yıllık avukatım. Eğer 25 yıl Avrupa'da herhangi bir ülkede avukatlık yapmış olsam, baro başkanı olsam benim evimde 2-3 hizmetçi, havuzlu villalarım, gerekirse helikopterim olma ihtimali çok yüksekti. Yani Türkiye'de hizmet sektörüne verilen, sizler de yaşıyorsunuz aynı tabii. sıkıntıyı. Hizmet sektörüne verilen bu arada, önem çok değişik. Bu arada değişik. Sizin ofisi açtığınız yıl ben mesleğe başlamışım. Doğru, ne güzel. Aynı dönemde başlamışız demek ki. Yani hizmet sektörü çok sıkıntılı bir sektördür. Özellikle Türkiye'de kıymet bilinmeyen bir sektördür. Ben büromda görüştüğüm insanların sorunlarını çözmek üzere bilgimi veriyorum. Yani bu bilgi edinmek de bir maliyettir. Bilgiyi satmak da bir maliyet. Evet yazıyor. Danışma ücretlidir falan evet, yazıyor. Ücretlidir zaten. Evet. Ücretli olması da lazım. Yani bunu kıyaslamak için söylüyorum sadece. Doğru olduğuna da inanıyorum. Doktor örneğini veriyorum. Hiç kimse doktora gittiğinde ya iki baktın hani bir ücret mi vereceğiz illa demez. Çünkü onun bir emeğidir. Yıllarca getirdiği bir eğitimi sizin üstünüzdeki o semptomlarla yargılaması ve sonuca varmasıdır. Teşhis. Evet. Reçete yazıyor, veriyor elinize. O ilaçlar sizi iyileştiriyor evet. ya da verdiği yöntem iyileştiriyor sizi. O yargılamıyor, anamnez yapıyor. Aynen. Teşhisi koyuyor. Evet, evet. Ben de aynı şeyi yapıyorum o danışmanlıkla. Evet. Aynı şeyi yapıyorum. Geçenlerde bir örnekleme yaptım bir müvekkilime. Çok ciddi bir para kaybetmiş bir işten dolayı. Bir müteahhite kaptırmış parasını evet. öyle söyleyebiliriz. Bir tane sözleşmeyle geldi. Bu davayı kazanabilir miyiz? Ya kazanırız ama dedim parayı nasıl tahsil edeceğiz? Birinci noktası bu. İkinci noktası şu. Yaklaşık o gün için 200 bin lira civarında bir para ödemesi yapmış.
Dedim ki bu 200 bin lirayı vermeden önce bir avukata danışsam. Evet, onu bir diyeceğim. 5 bin lira versen yani, ya da 3 bin lira neyse evet. Avukatlığın ücret tarifesine göre bir tarifeye uygun olarak bir ücret ödemesi yapsan sen bunların hiçbirisini yaşamayacaktın. Evet. Biz aslında koruyucu hukuku uygulamamız gerekiyor. Koruyucu avukatlığı. Evet. Tıpta da var bu önleyici sağlık. Ha, işte hastalık hasta önleyici olmadan. Önleyici avukatlık. Önleyici avukatlık. Yani pek kullanılmıyor galiba. Ancak başın derde girdikten sonra. Aynen öyle. Ben başın, de hep başın onu derde gitmesin, girmesin diye avukata danışıp o işlemi baştan çok olası dertleri bertaraf etmek varken. Tamamen bertaraf etmeniz çok mümkün değil. Çünkü bizim olabilir. Düzenlediğimiz evet. ikili insan ilişkisi ya da şirketlerin birbiriyle ilişkisi. Bunu tamamen sıfırlamak mümkün değil ama minimize etmek açısından önemli. Evet, tabii bağlayıcı şeyler de aynen öyle. Oluyor orada. Cezai şart koyabilirsiniz ya da onun resmi prosedürünü, mesela bana getirilen sözleşme için söyleyeyim. İnşaat sözleşmesini satış vaadi olarak yapıp notere işletseydi hiçbir sıkıntı yoktu. Evet. Tapuya da işleyecekti. Evet. Sayın Yetişkin, avukatların sorunlarını konuşuyoruz. Genç avukatların hı hı. sorunlarını falan konuşuyoruz ama bu arada yeni bir gelişme oldu. Avukatlık ücret tarifesi yenilendi, güncellendi. Hı hı. Güncel tarife bu sorunlara çözüm olur mu? Güncel tarifeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü bu piyasada da şöyle de mesela Alay Hamza Çebi var, bir sendikanın başkanı. Ben onun şeylerini gördüm geçen gün. Yani yargılama işte hakkımız elimizden alınıyor. İşte yargı giderleri bu kadar yüksekken biz kendimizi nasıl savunacağız gibi tepkiler de var yeni avukatlık ücret tarifesine. Vatandaş yönünden sorumlu. Vatandaş yönünden evet. tepkiler de var. Doğru. Çok yüksek olduğu yönde. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Baro cephesinden bakıldığında avukatlık ücret tarifesi avukatları tatmin etti mi? Ve bunun çok yüksek olduğu ve yargılanma hakkının, insanların adalete erişme hakkını engellediğini düşünüyor musunuz? Şöyle söyleyeyim. Asgari ücret tarifesi, avukatlık asgari ücret tarifesi her yıl Aralık ayında yenileniyor. Barolar Birliği tarafından, evet. Adalet Bakanlığı'na öneri yapılıyor. Adalet Bakanlığı da onaylar onaylamaz dava süreci de var. Ama bu sene son 2-3 senedir hiçbir yargı mekanizması kullanılmadan direktman onaylanarak resmi gazetede yayınlanıyor. Şimdi günümüz ekonomik koşullarını düşündüğünüzde geçen seneki yani bir önceki tarife 9200 liraya bir asgari ücret olarak asli hukuk mahkemelerindeki belirlenen ücretti. Ağır ceza mahkemesinde 17800 liraydı. Şimdi 29 bin küsura çıktı ağır ceza mahkemesi. Asli hukuk mahkemelerinde de 17 bin küsuratın tam aklımda değil ama 17 bin civarında bir rakama tekabül etti. Şimdi bu tarife asgari tarife. Yani Adalet Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı'nı da katmak gerekiyor. Evet, en alt tarife. Ben diyor ki arkadaş kusura bakmayın avukat bey ben sizin bu tarifeyi aldığınızı varsayarak hareket ediyorum. Yani bu parayı alırsınız almazsınız beni ilgilendirmiyor. Bu parayı aldığınızı varsayıyorum diyor. Bu birinci bölümü. Evet. Bu da en alt tarife. Bundan aşağısını aldığınızda da disiplin suçu oluşuyor zaten. O tarifenin altına alamazsınız. İkinci bölümüyle devam edeyim. O sorduğunuz sorunun. Şimdi adalete erişim haklı belki kendi cephesinden ancak bir davaya biz bir kere girip çıkmıyoruz. Onun bir hazırlık aşaması var. Kitapları karıştırıyoruz. İnternetten Yargıtay kararlarını buluyoruz. Onun üstüne çalışıyoruz. Hiçbir avukat ben bu davayı kaybedeceğim diye almaz. Kazanmak üzerine kuruludur bizim tamamımız davaların. Şimdi böyle bir çalışma background'ı olan bir işte üstüne de kendi bilginizi, tecrübenizi, araştırmalarınızı koyuyorsunuz. Davanızı açıyorsunuz. Bilmiyorum Emin Bey yanlış anlamayın ama herhangi bir davanızın bir günde bittiğini gördünüz mü hiç? Yani yıllarca süren, 3 yıl, 4 yıl süren bir süreç için talep edilen rakamlar bunlar. Evet. Ve bence avukatın yaptığı emek karşısında tarife bile düşük. O yüzden adı asgari tarife. Adalete erişimi engellediği konusunda kesinlikle katılmıyorum. Zira avukatın vasıtasıyla adalete erişiminiz daha kolaylaşacak. Şimdi satın aldığınız bir hizmet var ortada. Bu hizmetin bedelini ben belirliyorum. Ben avukat olarak belirliyorum. Bunun da tartışmasının olmaması gerektiğini düşünüyorum. Bir emek harcayacağım, bir emek sarf edeceğim ben onu. Evet. Yani tabii herkes kendi cephesinden bakıyor. Siz de çok haklısınız. Dediğiniz gibi asgari tarife bu. Ben asgari tarifede işte 17 bin lira olan işi kardeşim ben
İşte almamanız gerekir yani. Bu davaya 150 bin liraya bakarım diyebilme hakkınız tabii var ki, değil mi? Aynen. İşte ben bu davaya 1 milyona bakarım diyebilme hakkınız aynen da var ama 17 binin altına inemem. İnemezsiniz. Diyorsun. Evet. Kesinlikle. Birçok meslekte var bu zaten. Birçok şeyde asgari tarifeler uygulanıyor. Şimdi bizimki şöyle, biraz evvelki söylediğim beyana gidiyor iş. Evet. Emek ve hizmet ilişkisine. Ne yaptın ki şekline dönüşüyor. İki, bir çok yıllar önce bir müvekkilim öyle bir beyanda bulunmuştu. Bir dilekçesini hazırlamıştım ve ücret talep etmiştim. Ya dedi, iki satır dilekçe yazıverdin. Ya dedim, iki satır yazıncaya kadar 25 yıllık emek verdim ben buna. Yani üniversite sürecinden bahsediyorum. Tabii kendin yazabilirdin madem o kadar şeyse. Evet, aynen öyle. Geçen işte bir müvekkil adayım aradı. Avukat bey, şunu nasıl yaparsınız? Çok kolay bu dava dedi. Dedim ki, kolaysa kendin yap. Niye benden şeyi alıyorsun ki o zaman, hukuki yardım? Kolay olmadığını o da biliyor aslında ama kolaylaştırmak suretiyle benim ücretimle beni yargılamak istiyor. Kolay dava var mıdır? Yok. Zor dava var mıdır? Vardır. Ne aradaki fark? Çatır çatır çalıştığınız, çatır çatır koşturduğunuz, böyle emek verdiğiniz çok dava vardır ama kolay dava yoktur. Evet. Adalet arıyorsunuz çünkü, hak arıyorsunuz. Bir insanın, bir vatandaşın, bir şirketin hakkının peşine koşuyorsunuz. Bu sebeple kolay bir şey yoktur ki. Hak peşinde koştuğunuzda kolay olan hiçbir şey yoktur. Hepsi zordur ama daha zorları vardır. Öyle evet söyleyeyim. Peki ben tabii şeyi soracağım. Mesela bugün ülkemizde teröristlerin avukatları var. Katillerin avukatları var. Avukat meslektaşlarım onlar. Çocuk istismarcısının avukatı var. Tamam. Şimdi baktığınızda toplumda hani işte diyorsun ki adam, nesini savunuyorsunuz siz bunu diyor. Bu adam çıkmış abi işte 3 yaşındaki çocuğa, 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunmuş. Sen bu adamı nasıl savunuyorsun gibi tepkiler de alıyordur avukatlar, bilmiyorum. İşte terörist ülkesine ihanet etmiş, teröristin avukatı var. İşte ne bileyim, katilin avukatı var. Avukat... Öyle bir yargı var, daha doğrusu öyle söyleyeyim. Öyle bir yargı var. Peki avukatın, yani bir avukat bunu nasıl değerlendirir? Yani ben kardeşim bakmıyorum bunu diyebilir mi? Ya da orada avukat ne düşünür? Yani avukat 3 kişiyi öldürmüş bir adamın savunması görevini üstlenirken ne düşünür, ne hisseder de alır onu? Şöyle söyleyeyim ilk önce. Ya da inanır mı? Şimdi şu bölümüyle bakmak lazım. Birincisi, mahkemelerde o tür davaların tamamında avukat bulundurma zorunluluğu var bizim kanunumuz açısından. Bu birinci şıkkımız, onu bir kenara koyalım. İkincisi, avukatın işi reddetme hakkı da var. Ancak iki doğru var işin içerisinde. Birincisi, doğru bir yargılama yapmak. Evet, onun doğru... O doğru yargılama, yani onu savunarak beraat ettirmek değildir bizim amacımız sadece. Biz maddi gerçeğin ortaya çıkması için de çabalarız. Elbette ki müvekkilimin haklarını korurum ben. Yani bu terörist de olabilir, katil de olabilir. Ancak biz kalkıp da şunu yapmayız. Avukatlar olarak bu yargıyı kırmamız gerekiyor. Ben dosyanın tarafı değilim ki. Dosyada ben vekilim. Evet. Oradaki bir hak ihlalini, usule uymayan bir durumu tespit ederek müvekkilimin hakkını korurum. Yani ben katil falan değilim, ya da yani o dosyadaki avukat meslektaşım terörist değil ki. Evet. Dolayısıyla o teröristi ilgili savunmak da demeyelim onu. Hukuken yardımda bulunmak olarak nitelendirirsek o savunma makamını biraz daha koruma altına almış olacağız. Evet. Yani neticede sizin göreviniz... Yani boşanma davasında ben boşanan taraf değilim ki. Tabii. Siz hüküm de vermiyorsunuz. Hani aynen. Onların boşanmalarına da karar vermiyorsunuz. Aynen. İşte katilin ceza almasına da siz karar verin. Aynen. Sadece oradaki... Mahkemedeki hukuki faydayı sağlıyoruz biz müvekkil için. Evet. Esas görevimiz bu çünkü. Evet. Siz demin biraz bahsettiniz, bir örnek verdiniz. Ben o konuyu da konuşmak istiyorum. Arzu halcilerle avukatların arasındaki fark nedir? Evet. Şimdi biraz evvelki örnekten... Yani hani arzu halciye 200 lira verip dilekçe yazdırırken ben niye geleyim bir avukata? Şu 4000 lira mı oldu bir dilekçe yazmanın şeyi? Yani asgari ücret tarifesini, evet. Doğru. Niye 4000 lira vereyim ya? Hukuki haklarınızın korunmasını talep ediyorsanız, hukuken de avukatlık mesleğinden, daha doğrusu hukuki yardımdan net bir şekilde yardım almak istiyorsanız, yararlanmak istiyorsanız bir avukat meslektaşıma danışacaksınız. Bu hem danışmayı hem de dilekçeyi içeriyor zaten. Sadece biz gidip arzualciler gibi işte ne demişti söyle yazayım falan diye bir durumumuz yok. Biz hukuki bilgilendirmesiyle beraber yapıyoruz. İkinci bölümü arzualciler
Nasıl diyeyim, eskiden 1 milyoncular vardı, hatırlar mısınız? En dandik işleri oradan alırdık. Evet. Onun gibi düşünebilirsiniz. Arzu Alcı arkadaşlarımız aleni bir şekilde yasayı da çiğniyorlar. Çünkü avukatlık kanununda avukatlar hariç kimse o yetkileri kullanamaz. Baro gibi bir yapı var. Neden arzu alıcılar var piyasada? Biz çok şikayet ettik. Çok da uğraştık açıkçası. Birkaç tane arzu alıcı arkadaşımız diyeyim, öyle söyleyeyim. Arzu alıcıyı da şikayetimiz sonucunda ceza almalarını sağladık. Ancak tabii burada birkaç ayaklı bir mekanizmadan bahsediyoruz. Belediyeler burada işgaliye alıyor. İşte arzu alıcı sadece adliyedeki ya da avukatın yapabileceği işleri değil, başka kurumlardaki işleri de yapıyorlar. Ondan dolayı o bölümlerine biz karışmıyoruz ama dediğim gibi bir hak ihlali söz konusu olduğunda canınız çok acıyabilir. Onların bağlı olduğu bir oda yok, var hayır. mı? Bildiğim kadarıyla yok. Evet. Vergi davaları var mı? Bildiğim kadarıyla var bazılarının. Evet. Arzu alıcılık diye bir meslek olduğunu Maliye Bakanlığı kabul ediyor. Ona istinaden de vergi ödüyorlar ama ne ödüyorlar bilgim yok. Aslında onlar da bir nevi vekillik yap halini arz hayır, ediyorlar. Hayır, olmaz. Değil mi? Yani siz kendiniz de yapabilirsiniz onu. Evde oturun, Google'ı açın, istediğiniz dilekçeyi yazın. Çok basit aslında diyebilirsiniz. Artık şimdi yapay zekaya da yazdırılabilir. Benim mesela bu. Yapay zekada geçen bir meslektaşım örnekleme yaptı. Bir dava dilekçesinde Yargıtay kararlarını falan sunmuş. O Yargıtay kararlarını bulamadık. Yok öyle Yargıtay kararı. Uydurmuş yapay zeka. Yapay zeka. Yapay zeka bayağı yapay olmuş ya. Öyle söyleyeyim. Çok güzel habermiş. Evet. Gazeteci karşısına bak. Bir meslektaşım yazdı Twitter'da yanlış hatırlamıyorsam. Bulursam göndereyim size de. Evet. Bir de bilirkişilik diye bir kavram var. Hı-hı. Onların baro ile ilişkisi nedir ya da bu bilirkişilik olayı nasıl oluyor? Nasıl onların da sizin gibi bir mekanizması var mı? Hı-hı. Bilirkişiler neye göre belirleniyor bu? Şimdi bizimle tamamen bağımsız. Onu söyleyeyim baştan. Bilirkişilik kendi alanlarında uzman ve uzmanlık eğitimini almış olan kişilerden oluşuyor. Adalet Bakanlığı ara ara bilirkişilik kursları ve bilgilendirme toplantıları yapıyor. O listeye kaydoluyorsunuz. Adalet Bakanlığı'nın listesine yeterlilik belgelerinizle beraber. Ondan sonra bir yemin ettiriyorlar size. Dosyalarda işte bağımsızlığınızı koruyacağınıza dair bir yemin metni var. Onu yaptıktan sonra yeminli bilirkişi olarak atanabiliyorsunuz dosyalarda. O mahkemelerin teknik alanlarda, mesela ben bilmem ki inşaat mühendisinin yapacağı şeyi, bir binanın keşfine gidiyoruz, biz gerekirse bir tarlanın keşfine gidiyoruz ya da bir ağacın yaşının tespitine tabii gidiyoruz. Orada bir harita mühendisi aynen ya da öyle. Ziraat mühendisinden. İşinin ehli olan, işini bilen kişilere yönlendirme yöntemiyle yapılıyor. Onlar bir rapor veriyor mahkemeye. Tabii mahkemeye rapor veriyor i̇şte ama. İşte diyor ki buradaki ağaç 5 yaşındadır. İşte tahmini yılda şu kadar ürün aynen veriyor. Öyle. Mahkemeye bir yön vermek üzere, daha doğrusu maddi gerçeğe orada da ulaşmak üzere yapılan bir bilirkişi incelemesi o. Ehil kişiler tarafından alınmış rapor. Evet. Ha şunu da söyleyeyim. Mahkeme o bilirkişi raporuna uymak zorunda değil ama. Evet. O bir rapor. Dosyada mahkemeye yön gösterecek bir işlem. Evet, tüm delillere bakarak. Tabii ki diğer delilleri de destekleyecek. Bir de orada oluşan kanaat falan da oluyor galiba. Böyle bazen hakimin takdir hakkı vesaire diye. Tabii ki takdir hakkı vardır. Türkiye'deki yargı sisteminde hakim bağımsızdır. Ondan dolayı yargıda da bağımsız hareket etmek zorundadır. Ha, bilirkişi raporları bize yön gösterir, yol gösterir, yol çizer, yol haritasını belirler ama hükme esas alınır mı? Mahkemenin, hakimin takdirindedir. Evet. Yargıyla ilgili hedef süreler konusunda bir durum var. Yani hı-hı. Bakıyorsunuz bazı mahkemeler 30 günde, 35 günde, 40 günde bitebiliyor. Bir ayda biten, sonuçlanan davalar da var ülkede ama bazıları bakıyorsunuz 10 yılda, 15 yılda bitmiyor. Hani bununla ilgili Adalet Bakanlığı'nın bir hedef süre uygulaması var. Bu hedef süre uygulaması nasıl gidiyor? Yani siz avukatlar olarak bu hedef süre uygulamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Şehrimizde, Aydın'da hedef süreler tutuyor mu? Şöyle söyleyeyim, genel itibariyle tutmaya başladı son dönemde, hızlandırılmış aşamada. Ancak burada şuna dikkat etmek gerekiyor. Hızlı yargılama mı, adil yargılama mı? Benim en çok dikkat ettiğim şey budur. Yani adil bir sonuca mı ulaştık, hızlı bir yargılama yapıp karar mı verdik? Hızlı yaptığınız işlerde genelde hata yapma ihtimaliniz daha da yükselir. Adil yargılamada ise iki tarafı dinlersiniz, delillerinizi toplarsınız,
süre konur, o süreye uymaya maksimum seviyede dikkat edersiniz. Bu mahkemeden kaynaklı bir süre kaybı olabilir, hakimden olabilir, kalemden olabilir, bilirkişinin raporunu eksik ya da geç sunmasından olabilir. Bunlar bertaraf edilebilir ama adil bir yargılamayla bertaraf edilebilir. Aksi halde yaptığınız tüm yargılamalar hızlı ve yanlışa mahal verebilecek yargılamalar. Ondan dolayı ben hedef sürenin çok makul bir durum olmadığını ama sadece mahkemeleri biraz daha karar vermeye yönelten hızlandırılmış süreç olarak değerlendiriyorum. Evet. Baskı unsuru olarak değerlendirilebilir. Evet, yani tutup tutmaması, hedef sürelerini tutup tutmaması konusunda da bir rahatsızlığınız yok mu avukatlar olarak? Şu dakikada elbette ya da vekiller olarak çok diyeyim. Uzun süre devam eden davalardan biz de sıkılıyoruz. Biz de hoşnut değiliz bu durumdan. 5 defa hakim değişmiş. Yani işte şimdi Türkiye'nin sürecine baktığınızda mesela 2016'daki o hain darbe girişiminden sonraki süreçte ciddi sıkıntılar en çok yargıda yaşandı. Birçok hakim savcı işte bu terör örgütüyle iltisaklı olduğu ya da üyesi evet. olduğu sebebiyle görevden alındı, görevlerin bıraktırıldı. Bu süreçte biz çok acı çektik. Onun üstüne pandemi girdi. Onun üstüne işte birçok faktör meydana geldi. Bu sebeple sürelerin ben uygulanması gerektiğini ama mecbur olunmadığını düşünüyorum. Evet. Elbette ki hızlı yargılama olsun. Vatandaş hakkına bir an önce kavuşsun. Ancak adil olarak kavuşsun. Evet. Adil yargılansın. Aynen. Başka adalet olsun da varsın evet. dünya yıkılsın. Baron'un ve şehrin meselelerini de konuşalım ama bir konu daha var mesleki Hı-hı. olarak size sormak istedim. Aslında çok konu var da bugün böyle zamanımız kısıtlı. Hey, olsun. Ve konu da güzel. Yani hukuk, işte avukatlık mesleği, işte herkesi ilgilendiren meseleler. Yani doğumdan ölüme kadar. Doğumdan önce başlıyor biliyor musunuz? Öyle hukuk? Mi? Nasıl? Tabii. Ceninin ana rahmine düşmesiyle başlıyor haklarınız. Öyle mi? Tabii ki. Mesela örnekleme yapayım mı? Çok basit. Tabii. Mesela hamile bir kadın, eşi hamileyken vefat etti. O cenin doğuncaya kadar herhangi bir veraset ilamında o cenin olduğu gösterilir. Doğum anında o çocuk otomatik mirasçı ve geçmişe dönük mirasçı. Ah çok ilginç. Evet. Ya, yani cenin halindeyken dahi hukuki haklarınız başlıyor. Aslında bununla ilgili yani ben bu konularla ilgili böyle işte hukuk ne zaman başlar, Hı-hı. hukuk nedir işte spesifik 24 konular, saat hayatımızda aslında. Bunlarla ilgili aslında Aydın Barosu'yla ortaklaşa biz burada TV'den ekranlarında vatandaşa bilgilendirici bir içerik üretebiliriz diye düşünüyorum. Çünkü konu güzel. Şimdi siz böyle anlatınca benim aklıma milyon tane soru geliyor. Gazeteciyim ben. Ve röportaj gazeteciliğini evet. de çok seviyorum. Dağıtmayacağım çünkü süremizi de tasarruflu kullanmak istiyorum. Bir daha geliriz ya sonra. Bir mesele var. Şimdi az önce konuştuk üzerine avukatlık ücret tarifesi var. Ben geldim sizinle anlaştım. Bir davam var benim. Dediniz ki ben bu davayı 50 bin liraya bakarım kardeşim. Evet. Ben de dedim ki tamam ödüyorum size bunu ya da bana kolaylık sağla. İşte şimdi 20'sini peşin ödeyeyim. 20'sini de şurada ödeyeyim. Ücret sözleşmemizi yaparız. Yaptık. Anlaştık. Ben size 50 bin lira ödedim. Ya da ödüyorum. Dava bitti. Dava kazanıldı. Mahkemede şöyle bir karar veriliyor. Diyor ki sen çok kavga çıkardı. Sen kendini avukatla savunduğun için diyor hakim biz diyor sana şu kadarlık diyor vekalet ücreti verdik diyor. Bu para sizin mi benim mi? Vallahi kimseye vermem. Avukatın o para. Şöyle söyleyeyim. çok kısa bahsetmek açısından biraz teknik bir konu çünkü. Bizim yargılama usulünde iki ayrı kanunumuz var. Birincisi CMK, bir tanesi de HMK dediğimiz yani ceza mahkemeleri ve hukuk mahkemeleri kanunumuz. Burada yargılama giderleri adı altında yapılan masraflar mahkeme kararına girmek zorunda. Evet. Burada yargılamayı yapan makam davalı ya da davacıyı yargılıyor ya da şüpheliyi, sanığı ya da katılan kişiyi, müştekiyi yargılıyor. Şimdi bu yargılamanın objektif olarak sujeleri yani kişileri o kişiler. Evet. O kişiler avukatla temsil ettirdiğinden dolayı yargılama gideri olabilmesi için bu vekalet ücretinin o kişilerin orada avukatla temsil ettirilmeleri gerekiyor. Evet. Avukatlık kanununda diyor ki bu para avukatındır. Evet. Net. Başka hiçbir şeye gerek yok. Evet. Avukatlık kanunu özel bir kanun olması sebebiyle diğer genel kanunların üstüne çıkar otomatik olarak normlar hiyerarşisi gereğince. Ondan dolayı avukatlık kanunu özel kanun. Avukatındır o para. Şimdi
Şöyle düşünmek dava lazım. Dava kaybedildi. Dava kaybedildiyse karşı tarafa ödeyeceksiniz. Karşı tarafın vekilini evet. ödeyeceksiniz. Evet. Şöyle avukat tutmak zorunluluğu yok Türkiye'de. Evet. Tutmayın. O para da olmayacak zaten. Evet. Bu bana sorulmuştu tamam. yayından önce. Ama tutun. Yani sizin, avukat sizin mutlaka yayın, olsun dostum. Sizin yayına zaten. Geleceğiniz duyurulduğu için bana gelen sorulardan da bu. Aydın'ın önemli meseleleri var. Aslında siz Aydın Barosu olarak sadece baronun avukatların meselelerini değil de şehrin meseleleriyle ilgili evet. söyleyeceğiniz sözler vardır doğru. diye düşünüyorum ama bence baronun da meseleleri var. Aydın Barosu'nun içinde bulunduğu durum nedir? Sorularımı sıralayacağım. Durumunuz nedir? Avukatların sorunlarını tamam. konuşurken baronun var mıdır sorunları? İki, Aydın Adliyesi ile ilgili son durum nedir? Yılan hikayesinden önemli evet, bir Aydın Adliyesi durum var. Aydın Adliyesi taşınıyor mu? Yeni bina yapılıyor mu? Nereye yapılıyor? Bir de baronun bir binası olmaması konusunu biz geçmiş dönemde ben eski baro başkanlarıyla konuştum. O konu nedir? Bu üç soruyu arka arkaya sormuş olayım. Şimdi Aydın Barosu Aydın'ın tüm sorunlarıyla vatandaşıyla dahil ilgilenmek yükümlülüğünde olan bir kurum. Siyasetten çok bağımsızız. Ben kendi şahsi tavrım olarak söylüyorum bunu. Hiçbir siyasi oluşumla ya da partiyle ya da bir şahısla bir organik bağımız yok. Eski düşünceleri de bir kenara bırakmak gerektiğini düşünüyorum ben. Bizim tek derdimiz hukuk, hukuk devleti, adalet ve Aydın'daki vatandaşların hakkı. Biz bu konuda devam etmeyi düşünüyoruz. Bizim kendi avukatlarımızın da düşüncesinin bu olduğunu düşünüyorum ben kendi adıma. Şimdi bu ortamdayken Aydın Adliyesi'ne ilişkin beyanını din, söyleyeyim. Siyaset, futbol bizi mesleki anlamda ayrıştıramaz diyorsunuz. Aynen. Biz tamam. tamamen kendi aramızda belli bir hepimizin belli siyasi görüşleri vardır ama baronun bir siyasi görüşü olamaz. Evet. Mümkün değil yani. Böyle bir baronun Aydın hangi siyasi... Aydın Barosu Fenerbahçe taraftar değildir. Hayır. Aydın Barosu Türk Milli Takımı'nın taraftarıdır. Evet. Öyle söyleyeyim. evet. Başka da hiçbir takım tutmayız. Aydın Barosu Türk adalet sisteminin yanındadır. Türk adalet sisteminin evet. en iyi şekilde işletilebilmesi için elinden ne geliyorsa evet. Aydın Barosu'nun avukatları en iyi şartlarda nasıl mesleğini icra edebilecekse biz onun yanındayız sadece. Evet. Başka da hiçbir şeyin yanında değiliz. İkinci bölümünde ben 1996 yılında ilk kez Aydın'da bir avukat abimizin yanında çalışmaya başladım bir kısım okulda okurken. O tarihten beri Aydın Adliyesi yapılacak. Yani 96 o zamanlar konuşuluyordu. Adliye yetmiyor. Yeni adliye yapılacak. Yeni adliye yapılacak. 27 sene olmuş galiba tam olarak konuşulmaya başlanılan. En son Aydın Adliyesi'nin yeri belirlendi. Çok benimsemesek de yer itibariyle sonuçta Adalet Bakanlığı'nın bir takdiri oldu o konuda. Yerin ihalesi yapıldı. Sonra ani fiyat artışlarından dolayı ihale iptal edildi. Yeniden ihaleye çıkıldı. Ve yanlış hatırlamıyorsam 12 Haziran'da da ihale kesinleşti ve şimdilik çalışmaları başladı. Sayın Başsavcımızla da görüşüyoruz. Komisyon Başkanımızla da görüşüyoruz. Bu konuda ben bizzat Adalet Bakanlığı ile yapılan toplantıda Sayın yeni Adalet Bakanımız Yılmaz Bey'e de hemen yanaştım. Dedim ki Aydın'ın en büyük sorunu adalet binası, Adalet Sarayı adliyemiz. Evet, lütfen yani. Dedim bu konuda hassasiyet göstermenizi Aydın'dan talep ediyorum diye. Aydın'da çok küçük ilçelerde çok büyük, çok güzel, çok muazzam adliye binaları var. Aynen öyle. Aydın merkezde çok ciddi bir sıkıntı var ama eğer yapılır ise ve bir an önce olursa yaklaşık ihale 2 yıllık bir süreçte bitirilmesi planlanıyor ama müteahhit firmanın yetkilileriyle de bir görüşme oldu Aydın Adliyesi'nde. 1,5 sene içerisinde teslim edeceklerini söylediler. 108 bin metrekarelik bir binadan bahsediyoruz. Çok devasa bir binadan bahsediyoruz. Umarım bir an önce kavuşuruz o adliyeye. Zira bizim adliyemiz artık hani ilkelden de öteye geçtik. Biz taş devrini yaşıyoruz adliye binası içerisinde. Çok kötü şartlarda çalışıyoruz. En son sorunuz Aydın Barosu'nun hizmet binasının olmaması ile ilgili. Biz biraz geç kaldık. Barolar Birliği bize bir arsa satın almıştı 2019 yılında. Evet. İmar planında değişiklik yapmak üzereyken imar plan yönetmeliği değişti. Ada planı oldu. Şu dakika itibariyle geçen hafta kesinleşen haliyle
Aydın Barosu'nun kullanımına tahsis edilmek üzere bir arazimiz tek tapu haline dönüştürüldü. Adliyeye çok yakın bir alanda en kısa zamanda da tüm projelendirmelerini yapıp, ihalesini yapıp Aydın Barosu'na, Aydın'daki avukatlara, meslektaşlarımıza, Aydın halkına da dahil yararlı ve güzel bir kompleks yapmayı planlıyoruz. İnşallah yüzümüzün akıyla da o işten çıkarız. Evet. Vallahi ben iyi olacağına inanıyorum, iyi olacağını İnşallah. Düşünüyorum. Çünkü çok güzel projelerimiz var o konuyla ilgili. Evet. Aydın'a çok güzel birkaç tane konferans salonu, birkaç tane yer, alan şöyle kazandırmayı planlıyoruz. Renderları falan çıkınca, böyle kağıt üzerinde de bir şey görününce gelin konuşalım derim yani, hani baro binası ne olacak. Bir de bazı baroların vatandaşla da bağı olan tesisleri oluyor, işte düğün salonları biz oluyor. Biz de öyle bir şeyler yapmayı planlıyoruz. Tabii açıkçası. Orada baro üyelerinin şeyi öncelikli oluyor ama restoranları, ben bilirim eskiden baro restoranı vardı. Aydın önde gelenleri giderdi baro biz lokalinde, baro restoranında. O konuya da tekrar el attık. Yeni bir oluşum içerisindeyiz inşallah. Onu da faaliyete geçireceğiz yeniden. Vallahi o çok böyle şeydi Aydın, hani bir, çünkü hukukçuların, özellikle hakimlerin, savcıların kamuoyunda çok böyle her yerde görünür olmaları çok doğru olmuyor. Herkesle ilişki ve iletişim halinde olmaları farklı yorumlanabiliyor. Onların böyle steril mekanlarda, steril ortamlarda sosyal... Yok, biz halktan olmayı tercih ediyoruz. Steril ortamlarda sosyalleşmesi. Yani yoksa ben mesela gittiğim bir yerde işte X savcıyla, X hakimle, X yargıladığı ya da yargılama ihtimali yüksek olduğu yargıladığı X kurumun bir tane yöneticisi, alakası yok yani, şey yok, birlikte çalışmıyorlar ne bileyim şey. Yemek yerken görünce diyorum ki ya bu adamın acaba orada dosyası oluşuyor. Var diyorum savcılıkta, bu savcı bunda niye yemek yiyor şimdi diyorum, tamam mı? İşte diyorum ki bu hakim diyorum niye şimdi burada diyorum işte. İşte orada şu devreye giriyor Emin Bey, iletişim kopukluğundan kaynaklanıyor maalesef ki. Evet. İletişim doğru kurduğunuzda o insanların o şekilde birlikte olmadığını anlayabilirsiniz, evet. Ama ön yargı oluşuyor mu? Oluşuyordur, doğrudur. Evet. Vallahi hani yasal olsa da etik olmayan görüntüler oluşabiliyor zaman zaman. Çünkü bu soru, gazeteci biraz şüphecidir, şüpheli yaklaşır. Benim mesela bu konuda çok hassasiyetim var. Benim Aydın Adliyesi'nde devam eden davalarım var. İşte savcılıkta devam eden soruşturmalarım. Avukatınız da vardır. Avukatlarım işte. Da tamam. Var. Sağ olsunlar. Çok böyle iki avukatımız da çok tamam. Böyle ellerinden geldiğince bize yardımcı oluyorlar ve çok da bize karşı aşırı fedakarlar. Ve iki resmi avukatımızın dışında onlarca gönüllü olarak bizlere destek veren avukat doğru. Arkadaşlarımız var. Kardeşler bugün mesela bir tanesi yazmış. Abi bir geleyim senin şu hukuki meselelerine ilgili benim yapabileceğim bir şey var mı diye yazıyor. Gönüllü destek veren Türkiye'nin her yerinden onlarca da hukukçu arkadaşımız var. Ben orada devam eden soruşturmalarım ve davalarımdan dolayı Aydın Adliyesi'nde kimseyle organik bağ kurmamaya, ilişki kurmamaya, arkadaşlık kurmamaya özen gösteriyorum. Niye? Doğru. Şahip altında kalmasınlar, şüphe oluşmasın diye. Ama bakıyorsun... Sizin hassasiyetinizde. Tabii ama bakıyorsun yani. Aydın Adliyesi'nde yargılanan birçok insanın ya da birçok insanın bakıyorsun orada... Ben hiç görmedim. Ben gördüm, tanık oldum. Dolayısıyla bunun yasal olsa da etik olmadığını düşündüğüm için de eleştirdiğim bir durum. İşte doğru. Böyle baroların tesisleri olursa, ne bileyim işte biraz daha böyle nezih ortamlar oluşursa belki o insanlar açısından da şaibeler ortadan kalacak, bir takım sosyalleşme doğru. Ortamları da olabilir diye biz de o konuda gerekli hassasiyeti evet. Zaten gösteriyoruz. Sayın Yetişkin, katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Söylemek istediğiniz başka bir şey varsa buyurun son böyle. Özellikle vatandaşlarımızın kafasında yer alan işte oradaki vekalet ücretinin kime ait olduğu ve tarifenin onu söylemedim sanırım. Tarifedeki ücret davanın sonuna kadar alınacak olan ücret. Yani 3 yıl 4 yıl sürebilir. Bir boşanma davası 4 yıl sürüyor neredeyse. Evet. Yani orada yazan tarifedeki rakam bile çok düşük. Tabii, tabii. O sebeple belki söylüyorum. O 4 yılda 40 kez muhatap olunuyordur yani. Aynen öyle. Çocuğuna özel ders aldıysan o kadar şey yapsan belki daha fazla para ödüyorsundur. Yani onu matematikçiye. Onu şu şekilde değerlendirmemek lazım. Sizin hakkınızı koruyan, hakkınızı savunan, hakkınızı adalet saraylarında, adliyelerde arayan bir insanın biçtiği ücret olarak düşünmek gerekiyor. Yani bir hizmet olarak tabii, tabii. Algılıyorsunuz. Mesela bazen bir duruşma atıyorum duruşma saati saat 10 çeyrek geç oluyor. Ama duruşmaya 12.30'da falan giriliyor. 12'de giriliyor. Ya da ne bileyim öğleden sonra yakalıyor. O duruşma için siz 5 evet. Saat 6 saat bekliyorsunuz. Aynen. Orada. Mecburen bekliyorsunuz. Saatinde orada oluyorsunuz. Aynen. Evet. Tabii. Şeyi de söyleyeyim o zaman, bunu da örnek olarak söyleyeyim. 2006'dan beri takip ettiğim bir ağır ceza dosyası var. 2006. Evet. CMK ataması yapılmış. O günkü tarihle 80 lira para almışım.
2006'dan beri takip ediyorum dosyayı. 80 TL. Evet, 80 TL. Valla iyi iş. Hala devam ediyorum. Hem de ağır ceza dosyası. Evet. Hayırlısı olsun. Evet, çok eyvallah. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bu fırsatı bize tanıdınız. Avukatlarım. Valla her zaman bekliyorum. Ayrıca dedim vatandaşın bilgilenmesi için biz TV'den olarak Aydın Barosu ile her türlü işbirliğine hazırız. Burada vatandaş, yani barodan, baronun belirleyeceği bir şeyle insan avukatlar burada gelip vatandaşlara kendi aralarında kendilerini moderatör edebileceği bir şey de olur. Bence vatandaşı doğru bilgilendirelim. Hukuki anlamda avukatla elimizden geldiği avukatla kadar vatandaş arasında köprü olmak isteriz bir de TV'den olarak. Biz zaten en büyük şeyi orada çekiyoruz. Biz bir taraf olarak görünüyoruz. Evet. Biz taraf falan değiliz. Biz hukukun peşindeyiz, adaletin peşindeyiz. Evet. Onu söyleyelim. Evet, çok sağ olun Sayın Yetişkin. Ben teşekkür ederim. İzleyenler, konuğum Aydın Baro Başkanı, avukat Anıl Yetişkin'di. Süremizi biraz açtık. Konu hukuk olunca konuşacak çok şey oluyor. Ve konuşamadığımız birçok şeyle birlikte yayını kapatıyorum. Hoşçakalın.